Fakir Innovator X7269'un nasıl temizlendiğiyle ilgili bize çok soru geldi. Önce şuradaki uyarı simgelerin işlemlerini söyleyelim. Pil bitti uyarısı, motor bozuk uyarısı ortadaki karşınıza gelebilir. Bu eğer yanıp sönüyorsa süpürgede tıkanıklık var demektir. Mutlaka özellikle HEPA filtreyi çok iyi temizlemeniz lazım. Şimdi önce şu kısmı çıkaralım. Yani bu süpürgenin en güzel özelliklerinden biri tamamen sökülebiliyor. Bir kere sökmeden şurayı temizleyebiliyorsunuz. Ama ben onu açmayacağım. Komple sökeceğim. Komple sökmek için bakın şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Evet. Şu an filtre bölümü ayrılmış oldu. Motordan tamamen ayrılabiliyor. Dyson'larda mesela bu pek mümkün olmuyor. Biz filtreyi komple ayırabildik. Şimdi burada HEPA filtre var. Önce alt tarafa bakalım bir şey var mı diye. Şuradan bakın kapağını açabiliyoruz. Evet. Buradaki büyük partikülleri şu poşetin içine aldık. Üst taraftan HEPA filtreyi çıkartabiliyoruz. Çıkardık. Şu bakın şu bezin olduğu kısım üstte olacak. Ondan sonra filtreyi komple buradan çıkartabiliyoruz. Yani bu süpürgenin en güzel özelliklerinden biri. Bakın bu parçayı istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Bunu da çıkardık zaten o kadar kirli değil. Evet üzerinde biriken bakın kıl, tüy, toz bunları güzel temizliyorsunuz. Eğer kurumasını bekleyecek vaktiniz varsa yıkayabilirsiniz. Yıkanabilir de. Hatta gösterelim onu da. Şunları alalım. Kenara. Şunu güzel yıkayalım. Evet geldi sıra HEPA filtreye. HEPA filtrenin kağıt bir yüzeyi var. Dolayısıyla üzerine fazla dokunmuyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle düz bir zemine vuruyoruz. Şöyle ters taraftan vurursak daha iyi olur. Ayrıca eğer bu şekilde tamamen çıkmıyorsa ıslatabiliriz de. Ama filtrenin ızgaralarıyla kesinlikle oynamıyoruz. Bir şey sokmuyoruz. Islattığımızda daha iyi çıkacaktır kirler. Aslında ben bunu küvetin içinde yapıyorum ama şimdi göstermek için burada yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi topaklar çıkmaya başladı. Evet, haznemizi güzel suyla silerek temizledik. Pırıl pırıl oldu. Şöyle dursun. HEPA filtremiz de kurudu. Güzel şöyle çarpa 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 içindeki tabi hafif sararıyor. O ilk günkü beyazlığı kalmıyor. Ama herhangi bir pislik içinde kalmadı. Güzel sert vura vura düz bir yüzeye içine sivri bir şey sokmadan temizledik. Gerekirse ıslatarak da vurup temizleyebiliyoruz. İçinde hemen hemen hiçbir pislik kalmadı. Sonra içindeki diğer filtreyi de yine suyla temizledik. Çünkü süpürgenin motorundan Fakir'in bu modelinin tüm parçalarını çıkarabiliyoruz. Bu da pırıl pırıl oldu. Şimdi tekrar geri takalım. Şimdi bunu hazneye takıyoruz. Takarken bakın şu tümseye girecek. İyice oturdu. Sonra HEPA filtremizi bez yukarıda olacak şekilde güzel oturtuyoruz. Ve en sonunda süpürgeyi takarken önce şurayı oturtarak yerine oturtuyoruz. Süpürgemiz hazır. Bu temizleme işleminden sonra buradaki tıkanma uyarısı yanıyorsa o sönecektir. Nasıl çektiğini görüyorsunuz. Ki bu daha tam güç değil. Tam güçle de göstereyim. Oldukça güçlü çekiyor. Bizim tecrübelerimize göre eğer evde sadece bu süpürge varsa bu HEPA filtreyi özellikle haftada bir temizlemeniz gerekiyor. Diğer kısımları yani toz dökmeyi ise tabii ki her süpürmeden sonra yapmakta fayda var. Bazı güncel bilgileri paylaşmak istiyorum. Normalde bu temizleme başlığında farklı spiral takılı. Biliyorsunuz her tarafı böyle süngerimsi olmayan sadece şu şeylerin olduğu var. Ancak biz şunu keşfettik. Halıyı bu başlık daha iyi temizliyor. Yani halıyı çok daha iyi temizlediğini fark ettikten sonra bizde bu daha sürekli takılı. Bunu da şuradan değiştiriyoruz. Bakın şurada bir çıkıntı var. Şunu şöyle çekip bu rahatlıkla çıkıyor. Buradan bu spirali değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu hortumun yağlanması gerektiğinden bahsetmiştim. Biz alalı zannediyorum 2-3 ay oldu. Ben birkaç gün önce burayı suyla üzerindeki pislikleri akıttım. Yalnız buna dikkatli olmanız lazım. Bunun içinde de şu spirali çeviren bir motor daha var. Yani her tarafına su gelmemesi lazım. Ben kontrollü bir şekilde burayı ıslatarak tozları temizledim ve orayı tekrar sıvı makine yağıyla
yağladım. Bunu nasıl yaptım? Şöyle bir spreye yağ doldurdum. Burayı sıka sıka her tarafa bunun yayılmasını sağladım ve zaten parlak bir şekilde görünüyor. Şu an yağlanmış durumda. Bunu kuru bıraktığımızda birkaç sene sonra burada kopmalar, çatlamalar oluyor. Yani bunlara dikkat ederseniz bu süpürge yıllarca dayanacaktır. Bir başka önemli konu da yorumlarda söylemiştim. Hatta olumsuz yorumlar da geldi. Pili bir sene gibi bir sürede bitti diye. Normalde bu tip süpürgelerin hemen hemen hepsi bir şarj standıyla beraber geliyor. Yani duvara takıyorsunuz, kullanmadığınızda takıyorsunuz ve pil sürekli şarj oluyor. Arkadaşlar en kaliteli lityum iyon piller bile 1000 şarj deşarj kapasitesine sahip genellikle. Dolayısıyla sürekli şarja takmak bu pilin yaklaşık 1 senede bitmesine sebep olacaktır. Bunun yerine şuradan rahatlıkla çıkıyor bu. Bunu çıkarın. Şarj bitince şarja takın. Zaten 3-4 saatte şarj oluyor. Yani bittikçe şarjı takın. Süpürge sürekli şarjda kalmasın. Sürekli şarjda kalırsa 1 sene gibi bir sürede biter. Eğer bu şekilde kullanırsanız 5-6 sene bu pil dayanacaktır.